İyi akşamlar izleyicilerimiz. Hekimce Bakış programında yine birlikteyiz. Bu akşam 19 Ekim Hekimce Bakış programı Doktor Hüseyin Serdar ile birlikte yine partnerimiz Doktor Hüseyin Bey ile bu akşam özellikle izleyicilerimizden gelen talepler üzerine tarım hayvancılık sektöründe neler oluyor, durum ne, sektör olarak nereye doğru gidiyoruz, üretici ve tüketici ne durumda? Çünkü ciddi anlamda girdi maliyetlerinde çok ciddi bir yükseliş söz konusu. Ama döviz düşüyor ama bir türlü girdi maliyetlerinde düşüş yok. Çıkış yolu var mı? Çözüm ne? Hepsinin cevabını bu akşam bu programda Doktor Hüseyin Bey ile birlikte arayacağız. İzleyicilerimizden de özellikle bu akşam farklı bir program olabilmesi açısından canlı telefon bağlantısı alacağız. Konuyla ilgili canlı telefon bağlantısı alacağız. Ama özellikle konuyla uğraşan, bizzati içerisinde olan izleyicilerimizin bize aramasını hususen arzu ediyoruz. Şimdi tarım hayvancılık sektörü biliyorsunuz Hüseyin Bey, çok dinamik bir sektör. Yani kendi kendine yeten diye bir tabir vardı 1970'li 80'li yılların başında ülkemiz açısından. Ama son günlerde tarımda da ithalatlar var, hayvancılıkta da ithalatlar var. Sektör tüketim açısından baktığımız zaman eğer ithalat olmasa çok ciddi bir sorunla karşı karşıya. Bu durumda hem tarım yapanlar dertli hem de hayvancılık yapanlar dertli. Şimdi zaman zaman beraber, işte Bursa'da bir tarım hayvancılık fuarı oldu, gittik beraber. Yine Bursa'da bu konuda çiftliklere ya da gıda üreten işletmelere birlikte gittiğimizde bakıyoruz üreten dertli, tüketen dertli. İsterseniz bu akşam bu yönüyle yaklaşalım. Hem sağlık açısından olmazsa olmaz hayvansal ürünler. Siz ne dersiniz? Ben ne derim? Ben hayırlı akşamlar derim izleyicilerimize. Güzel bir program olsun. Şimdi dertsiz insan sayısı, yani 80 milyonun içerisindeki dertsiz insan sayısının az olduğunu düşünüyorum. Ancak kısa süre içerisinde de umut ediyoruz ki birkaç sene içerisinde yine normal zamanlara döneceğiz. Türk milletinin çalışkanlığı, gayreti, azmi, sabırı bu konuların üstesinden gelmeye yetecektir. Bu kısa girişten sonra Türkiye'de gerek gıda üretimi, gıda üretimine paralel olarak hayvancılık, besicilik, sığır yetiştiriciliği tüm çerçeveyi çizdiğimiz zaman büyük çoğunlukla dışarıya bağlı bir sektör haline geldi. Üretebilmemiz için, hayvan yetiştirebilmemiz için et, et ürünleri, süt, süt ürünleri elde edebilmemiz için mutlaka ithalata dayalı bir hayvancılığı sürdürmek durumuna geldik. Ne yazık ki geldik. Oysa Türkiye dünyada kendine yeten, gıdada kendine yeten 7 ülkeden biriydi. Bu bir hedefti. Geçmiş yılların hedefiydi. Bu 70'li 80'li yıllara kadar bu hedefi tutturmuştuk. Tabii ülke politikalarının, hükümetlerimizin oluşturduğu global ekonomik yaklaşımlar, liberal ekonomik düzen, adına ne dersek diyelim, serbest piyasacı anlayış yaygınlaştıkça çiftçinin, hayvancının, hayvan yetiştiricisinin, gıda üreticilerinin üzerine düşen baskı arttı. Bugün acı bir gerçekle karşı karşıyayız. O da gıdamız, eğer hayvancılık yapacaksak dışarıya bağlıyız. Olduğundan daha fazla dışarıya bağlıyız. Çünkü hayvancılık yapmak için enerjiye ihtiyacımız var. Yani mazota ihtiyacımız var, enerjiye ihtiyacımız var. Bu yine dövizin dalgalanmasından etkileniyor. Yeme ihtiyacımız var. Yem ithal bir önemli bir kalem. Bu da yine dövizin
artışı veya Türk lirasının değer kaybetmesine bağlı olarak pahalandı. Burada gerek hayvanların sağlığı açısından, gerek ziraatte kullanılan ilaçlar açısından, bu ilaçlar da yine dövize endeksli girdi maliyetleri oluşturan. Tabii buna bağlı olarak işçi maliyeti, ulaşım maliyetleri, vergiler, birçok kalemde üreticilerin ve yetiştiricilerin aleyhine olan bir durumla karşı karşıya. Zor dediğimiz durum bu. Ürettikleri de pazarda istedikleri ölçüde, yani alın terlerinin, gayretlerinin, emeklerinin karşılığı olmuyor. El ele, baş başa, bazen tarlada bile bıraktıkları ürünleri oluyordu. Zararına işte domates, fasulye, bazen fındık, bazen başka ürünleri kaldırırken bile işçilik maliyetleriyle kıyasladığında, satıp elde edeceği maliyetle işçilik maliyetleri, masraflar karşı karşıya gelince üreticinin elbette gözü yılıyordu. Oysa bu coğrafya, Anadolu, yüzyıllardır, bin yıllardır, on binlerce yıllardır hayvancılıkla hayat bulan topraklar. Yeniden bunlara dönme imkanlarını zorlamamız lazım. Her ne kadar bugün işte ekonomide zor sıkıntılar olsa da, biz ziraatte ve hayvancılıkta burayı desteklemek zorundayız. Şimdi doğru bir konu. Gerçekten önemli bir tespit yaptınız. Bu coğrafya tarım ve hayvancılıkla ünlü bir coğrafya, Anadolu coğrafyası. Ama biz burada acaba plan programda mı, hayvan seçiminde, hayvan türlerinde mi yaptığımız, mesela bir örnek vereyim izleyicilerimiz açısından. Biz mesela uzun yıllar araştırmalar sonucu elde ettiğimiz, kendi ırklarımızı ıslah ettiğimiz noktada belli ırklar çıkmıştı ortaya. Yerli hayvanlarla yapıyorduk bu işi ama sonradan bir anda Holstein'a döndü. Yani siyah alaca hayvana döndü süt yönüyle. Süt yönü gerçekten siyah alaca Holstein ırklarının yüksek. Ama şimdi bugün görülüyor ki siyah alacaya döndürdüğümüz hayvancılık modeli eti karşılanmıyor. Çünkü siyah alacadan doğan erkek hayvanlar günde diyelim ki 800 gram ya da 1 kilo üzerine koyuyorsa, ama etçi ırklar 1,5-2 kilo koyuyor. Yani demek ki siyah alacadan eti karşılamamız mümkün değil. Bir de bölgeler arasında farklılıklar var. Hayvan ırklarına göre farklılıklar var. Bunu da ele aldığımızda ciddi bir planlama hatası var. Yine koyunculuk, baktığımız zaman Anadolu topraklarında çok ciddi bir koyunculuk vardı. Koyunculuğun yok olması söz konusu oldu. Şimdi bunları açacağız bugün, bu akşam kısa kısa. Ama izleyicilerimize yine hatırlatayım. 0-552-252-1616 telefonumuzdan hem WhatsApp üzerinden bize mesaj gönderebildiğiniz gibi. Aynı zamanda da canlı telefon bağlantısıyla yayınımıza katılabilirsiniz izleyicilerimiz. Acaba ırklarda bu yaptığımız, daha doğrusu şöyle söyleyebiliriz, bir hayvancılıkta planlama hatası yapıyoruz galiba. Ya Sinan Bey, şöyle bir durum var aslında. İşin, biz elbette bu konuları getireceğiz. Şimdi kasap et derdinde, koyun can derdinde, ya tüketicinin derdi bir tarafta, üreticinin derdi bir tarafta, toplum olarak bir sıkıntı var. Ama sağlık, işin sağlık olarak baktığımızda, insan sağlığı olarak baktığımızda asırlardan beri bu topraklarda yetişen gıda, besin kaynaklarını tüketmemiz lazım. Dışarıdaki başka iklimlerden, başka coğrafyalardan, başka kıtalardan gelen gıdalar bizim bünyemize adapte olması ya da bizim nesillerin o gıdalara adapte olması için çok uzun zaman alıyor. Çünkü bizim biyolojik yapımız bu bölgenin buğdayına, mısırına, arpasına, pancarına, lahanasına, fasulyesine, domatesine, buradan elde ettiğimiz tohumlarla
bizim bünyemiz bir genetik yatkınlık oluşturuyor. O bölgelerden gelen gıda ürünleri bizim bünyemizde alerjilere neden oluyor. Sağlığımızı etkileme potansiyelleri var. Bugün genetik uzmanlarla konuştuğumuzda, genetik işiyle uğraşan bilim adamlarla uğraştığımızda bu konuların size çok daha bilimsel izahlarını yapacaklardır. Ama şunu çok rahatlıkla söylüyorum. Bu bölgenin gıdasını tüketmek zorundayız. Biz bu coğrafyaya ait insanlarız, canlılarız. Bu coğrafyada yetişen gıdayı tüketirsek daha sağlıklı oluruz. Avrupa'nın ve dünyanın en önemli bitki çeşitliliğinin biyolojik çeşitliliği Türkiye'de. Bu bölgemiz topraklarında. Gıdasında da böyle, otunda da, ağacında da böyle. Hayvan çeşitliliğinde de böyle. Biz ıslah edeceğimiz yerde ıslah teknolojilerini ve gücümüzü, ekiplerimizi, teşkilatlarımızı artırıp, yaygınlaştırıp daha güçlü bir karakter çizeceğimiz yerde işin kolayına kaçmışız, ithalata yönelmişiz yıllardır. O daha kolay. Ama ithalata geldiğimiz zaman içeride var olanı yok ediyoruz. Onları değersiz kılıyoruz. Şu anda yazıktır. Bir sıkışık tabloyla karşı karşıyayız. Bizim hayvanlarımızın biyolojik yapılarını korumamız lazım. Bu toprağı korumamız lazım. İnsanı korumamız lazım. Bakın sağlık sadece hasta olmamak değil ki. Yani sosyal yönden de, ruhen de, fiziken de iyi olmak. İyi olmak için her şeyin, her şartın uygun hale gelmesi lazım. Kafası dağınık insanlar bugün nasıl iyi olabilirler? Ürettiği para etmiyorsa, evinin kirasını ödeyemiyorsa, tarlasının ipoteğini çözemiyorsa, traktörünün borcunu ödeyemiyorsa, aldığı mazotun karşılığını ödeyemiyorsa, kredi kartlarını ödeyemiyorsa, borç batağından kurtulamıyorsa siz bu insana sağlıklı insan diyemezsiniz. Bu insanların ruh sağlığı da bozulur, fiziki sağlığı da bozulur ve bu sağlık sadece bir kişiyle de alakalı değil. Yani ailenin içerisinde biri hasta olduğu zaman, bir fert hasta olduğu zaman o ailenin tamamı hastadır aslında. Şeker hastalığına yakalandığı zaman artık evde yemek düzeni bozulur. Başka bir hastalığa yakalandığında, bir bulaşıcı hastalığa yakalandığında, biri vereme yakalandığında artık ailenin düzeni bozulur, toplumun sağlığı bozulur. Biz sadece hayvanı konuşmuyoruz. İşte bizim platformumuzun özelliği bu. Biz kuzunun sağlığını da, gıdığın, keçinin yavrusunun da sağlığını konuşacağız. İnsan yavrusunu da konuşacağız. Evet, çok doğru. Programımızda Hüseyin Bey doğru bir tespit yapıyor. Gerçekten bizde programımızda teknik ve akademik bir bakış sergilemeye çalışıyoruz. Bunu da yaparken multidisipliner, yani bu alandaki bütün meslekleri mümkün mertebe olayın içerisine katmaya çalışıyoruz. Sağlık eşittir güvenli gıdadan geçiyor. Bu da eşittir güvenli bir hayvansal gıda, özellikle insan sağlığı açısından baktığımız zaman. Şimdi izleyicilerimiz Hüseyin Bey, şöyle bir noktaya doğru kanalize edelim. Şimdi bakıyoruz hayvancılık, evet doğru. Şimdi gerçekten şöyle bir şey söz konusu. Tabiatta özellikle Allah insanlara şöyle bir şey veriyor. Diyor ki alın diyor, bu tabiatı kullanın. İşte yeşili, bitki örtüsünü, ektiğiniz, biçtiğiniz her şeyi alın. Hayvanları aracı kılmış. Hayvanlar ara bir sentez yapıyor hayvansal proteini. Sonra insanların tüketimine sunuyor. Özellikle et, süt, yumurta, balık vesaire. Şimdi baktığımız zaman şöyle de bir tespit var son yıllarda. Özellikle çarpıcı bir tespit. Diyor ki tavuk, inek, koyun, kuzu hepsi hazır besleniyor. Tabiattan uzaklaştırdık bunları. Bakın dikkat çekiyorum. Tabiattan uzaklaştırdık. Hazır olanı, Allah'ın bize lütfettiği o meraları biz sanayiye daha değişik amaçlarla ıslah ettik. Farklı amaçlarla. İşte son dönemde büyükşehir yasalarıyla da biraz devre dışı bıraktık. Şimdi hazır.
Şimdi hazırda şöyle bir tez var. Deniliyor ki yem ham maddelerinin içerisinde insan gıdası da var. Buğday var, arpa var, mısır var, soya var, her şey var. Dolayısıyla şu an 2025 ya da 2050 konseptinde hayvanları hazır beslenmeye devam edildiği takdirde çok ülkede açlık baş gösterecek. Ülkemiz de dahil. Biraz da biliyorsunuz coğrafi olarak kuraklık söz konusu. Bence altını çizmek istiyorum. Belki izleyicilerimizden buraya zenginlik olsun diye katılmak isterler. Alan kodumuz 0224 368 0102. Hattından da bize, yayınımıza katılabilir izleyicilerimiz. Yine WhatsApp hattından 0552 252 1616 hattımızdan da WhatsApp'tan bize mesajlarını yazabilirler. Ama buna ne dersiniz? Şimdi Sinan Bey, aslında tarımın, hayvancılığın o kadar çok bileşeni var ki, hazır gıdalar, Türkiye'nin nüfusu 15, 20, 30 milyon bir nüfus, 780 bin kilometrekare bir toprak olsa, tabiatın kucağında yetişen her şey çok rahatlıkla yeter diye düşünebiliriz. Kolaya kaçarak, tembellik yaparak yeter diyebiliriz. Bir üretim disiplini, bir çalışma azmini değil de böyle plansız, programsız yetebilir. Sadece İstanbul'un nüfusu 17-18 milyona dayanmış. Yani bir İstanbul'u beslemek için bir Türkiye yetmiyor. Büyük şehirlerimizin sayısı çok arttı. Nüfus belli bölgelere, batı olmak üzere kanalize oldu. Neredeyse nüfusun yarıdan fazlası batı illerinde. Şimdi baktığımız zaman açık hava hayvancılığı, yayılım yapan, merada beslenen, doğada beslenen hayvancılık modeli elbette oradan elde edilen et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri insan sağlığı açısından son derece elverişli. Tavuk için de aynı şey geçerli. Tavuk, ördek, kaz, kanatlı grubu için de. Yani tabiatta haşır neşir olan hayvan daha sağlıklı olabilir. Siz buna şimdi, sağlık açısından bakıyorsunuz ama şimdi, bir de toplam maliyet açısından baktığımızda... İşte onu anlatacaktım. Evet. İşte bu nüfus yoğunluğunu doyurabilmek için, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için elbette ki bin başlı, 5000 baş, 10.000 baş, 20.000 baş hayvan yetiştiriciliğinin, damların yani artık endüstriyel gıda üretimiyle koşut birlikte gitmesi gerekiyor. Bunu yapamazsak biz kırmızı ette, beyaz ette üretemeyiz. İnsanların protein ihtiyaçlarını karşılayamayız. Ancak burada sizin çok daha içinde olduğunuz işin profesyoneller olarak hayvanların yaşamlarına dair refah zincirinin sağlanmış olması lazım. Eğer hayvanlar hareketsiz bir şekilde stres altında, ki stres hayvanların etini ve insanın kullandığı hangi gıda ürünü varsa onları etkiler. Hayvanın stresi. Aynı zamanda yediği yemin niteliği, genetiği değiştirilmiş gıdadan mı elde ediliyor? Bu bir gıda güvenliğine dayalı bir hayvanların besin zinciri var mı? Biz şunu düşünüyoruz. Hayvanlar bulunduğu çiftlikte, damda, veteriner gözetiminde, ziraat mühendisleri gözetiminde veya o işin teknikerleri, teknisyenleri boyutunda olması gereken en iyi şartlar sağlanıyor diye düşünüyoruz. Tüm bunlara rağmen ne yiyorlar? Ne kadar metrekarede kalıyorlar? Bu genetiği değiştirilmiş gıda meselesi, çekinik gıdalardan elde edilen gıdalar ve besin maddeleri sonuçta süte geçiyor, ete geçiyor, insana geçebiliyor. Şimdi bunu büyük işletmeler kendi laboratuvarlarıyla, kalite kontrol birimleriyle veya denetim mekanizmalarıyla elde etmeye çalışıyorlar. Yani insanlara ürünlerin daha sağlıklı olarak buluşturabilmek. Ancak burada gerek tüketiciyi, gerek üreticiyi yüz yüze bırakmamak, üçüncü bir gücün, erkin, devletin bu konuya yayınladığı kanunlar, yönetmelikler, tüzüklerle
ve denetim mekanizmalarıyla üzerinde olması lazım. Bir boşluk bırakırsa işte zaman zaman halkı da rahatsız eden görüntüler ortaya çıkabiliyor. Şimdi hayvancılık modelini konuşurken buraya geldik. Hayvancılık modelinde izleyicilerimiz, biz Türkiye olarak gerçekten bir yanlışın içerisindeyiz. Çünkü tavukçuluk olsun, işte büyük hayvan, sığır, koyun olsun, biz hazıra dayalı bir besi sistemiyle. Şimdi bakın, elde ettiğimiz ırklar, Siyalaca, Holstein dediğimiz ırklar, emin olun meraya salın, merada belli bir boy ot yoksa istifade edemez. Halbuki baktığımız zaman biz yerli ırklarımız hepsi meradan istifade eden. Hatırlar mısınız geçmişte gençlik ve çocukluk yıllarımızı? Biz parklarda, bahçelerde oyun oynarken çevremizde sığırlar otlardı, koyunlar otlardı. Şimdi o zaman biz gerçekten böyle hazır yemler yoktu. Hazır yemlere bu kadar paralar verilmiyor. Şimdi bugün çiftçi geliyor, hayvancı geliyor bize diyor ki, efendim diyor, yemin çuvalı 90-100 lira oldu. Evet, yemin çuvalı eğer hazır bir yeme, yani bir konsantre yeme, bir fabrika yemine dayalı hayvancılık yapıyorsak bu sürdürülebilir bir hayvancılık değildir. Batıya gidiyoruz, Avrupa'ya gidiyoruz. Bakıyoruz, maliyeti düşürdükleri en önemli faktör meraya dayalı bir hayvancılık yapıyor. İşte az önce siz ifade ettiniz. Meraya dayalı hayvancılık hem ekonomiktir hem sağlıktır. Yani doğaldır, tabidir. Onun için buradan sesleniyoruz. Türkiye'deki uygulanan hayvancılık modeli yanlış. Türkiye'de acil olarak hayvancılık modelini meraya dayalı sisteme getiremediğimiz sürece, bakın, bir koyunculuk terör yüzünden, güvenlik sebeplerinden koyunculuk azalınca ülkemizde %30 kırmızı et açığı çıktı. Ama biz bunu hala kapalı devrelerde yaptığımız besilerle ya da entansif dediğimiz hayvancılık modelleriyle çözmeye çalışıyoruz. Bu yanlış. Bugün Türkiye'de, güzel ülkemizde çok güzel ırklar söz konusu. Bu ırklarla, altını çiziyorum, hem meraya dayalı bir ekonomik hayvancılık yaparız, hem de ciddi anlamda, altını yine çizelim, sağlıklı et ve süt, yumurta tüketmiş oluruz diye düşünüyorum. Şimdi bunları siz konuşurken benim aklıma da bizim halkımızın, milletimizin bir davranış. Biz yabancı hayranı olarak yetişiyoruz. Yani yabancı hayranı olmak, bizim yaptığımız, ürettiğimize değerli görmeyip yabancı ne üretiyorsa, dış ülkelerde ne üretiliyorsa biz onu daha çok önemsiyoruz. Burada bir sorun var. Biz kendine güveni olmayan, güvensiz nesiller yetiştiriyoruz. Oysa bizim ürettiğimiz sağlıklı, daha verimli, daha kaliteli gıdaları ya göz ardı ediyoruz. Ve dışarıdan gelen ambalajlı ürün, dışarıdan gelen falan falan cins, sizin daha iyi, ben ismini zikretmek istiyorum işte, falan cins koyun, falan cins inek. Ya bu coğrafyaya ait olan ırkları değerlendirmek lazım. Devletin tamam ıslah çalışmaları var, gen çalışmaları var, tohumdan hayvan ıslahına kadar bunu bir, yani güvenlik politikası halinde ülkenin nasıl silahlanmaya, silah teknolojilerine, deniz, hava, kara savunmasına ayırdığı para neyse, ayırdığı kaynak, verdiği önem neyse, tohumda da hayvan ırkında da onların ıslahında da o paraları ayırması lazım. Aynı önemi vermesi lazım. Eğer insan sağlıklı olmazsa toplum sağlıklı olmaz. Sağlığın yolu da beslenmekten geçiyor. İyi beslenmeyen milletler, iyi beslenmeyen toplumlar hastalıklı olurlar. Bakın, bizim ülkemizde bunca çalışmaya rağmen 1000 bebekten
7 tanesi, 8 tanesi hayatını kaybediyor bir yaşına gelmeden. Yani bebek ölüm hızımız bu bizim. Avrupa'ya gidiyorsun, 1000 bebekte bir tanesini kaybediyorlar. Sizin buzağlarda da aynı. Sizin de yaşam. İşte buzağı ölümleri. %20-25 civarında buzağı ölümümüz söz konusu. Belki geçmiş yıllarda bu çok daha fazlaydı. Ama hala kapatmamız gereken, almamız gereken mesafeler var. Bu işi yeniden ortaya koymaya gerek yok. Var olan doğru uygulamaları. Bakın bizim Türkiye'nin yarısı değerlendirilmeden yatıyor. Tabiatı, tarım alanları, hayvan yetiştireceğimiz yaylalar, tarım dışı kullanılabilecek yine hayvancılığa tahsis edilecek araziler yatıyor. Şey, biraz önce güzel söylediniz. Güvenlik sebebiyle yatıyor. Bu bizi tarımda da hayvancılıkta da ülkemize zarar veriyor. Güvenlik politikasını da toplayacak olan yine tarımdır. Tarımla hayvancılıkla elde edilen ürünler para ederse insanlar üretmeye başlar. Şimdi çok kolay bir şey var. Biz kolaycılığa kaçtık. Hayvancılık yapacaksan yemini o az da olsa yetiştireceksin. Sılacını şimdi, yapacaksın. Evet. Şimdi isterseniz müsaadenizle Hüseyin Bey, bir izleyicimiz attığımızda. İyi akşamlar. Turabi Bey buyurun. Altınoğlu Adana'dan arıyor. Turabi Altınoğlu. İyi akşamlar. Biraz ses geç mi geliyor? Turabi Bey'le sanırım bağlantıyı sağlıklı sağlayamadık ama reji tekrar bize bağlayacak. Arayalım Turabi Bey'i. Şimdi şöyle izleyicilerimiz için şunu tekrar edeyim isterseniz. Alan kodumuz 0224 368 01 02 nolu telefonumuzdan bize telefonla bağlantı kurabilirsiniz, canlı bağlantı. Yine WhatsApp hattımızdan özellikle 0552 1616 nolu telefonumuzdan da mesaj gönderebilirsiniz WhatsApp üzerinden. Şimdi bir izleyicimiz diyor ki Hüseyin Bey'e teşekkür ediyoruz. Genetik olarak çok doğru söyledi diyor. İthal edilen hayvanlar diyor bünyemiz hazmetmiyor. İthal hayvan yediğimiz zaman rahatsızlanıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bu konuyu gündeme aldığı için diyor. Biz de tabii ismini yayınlamadı izleyicimiz ama biz de kendisine iyi akşamlar diliyoruz. Siz programın başında söylemiştiniz. Demek ki izleyicimiz iyi bir noktadan yakaladı. Ya ama bu genetik meselesi tıp adamları tarafından da tartışılıyor. Hayvancılıkla ilgili profesyoneller de bu konuyu tartışıyor. Bazı hastalıkların çok yaygın biçimde ortaya çıkmasını izah edecek alanlar besine doğru gidiyor. Besinde kullanılan katkılar, gıdada kullanılan katkılar. Şimdi bu ilaç dediğinizde son yıllarda özellikle Sağlık Bakanlığı'nın tabii bu kadar artan bu çeşit hastalıkların temelinde bir gıda güvenliğinin yattığını aslında çok ciddi anlamda ele alıp bir incelemesi lazım. Biz de bunu defaatle söylüyoruz. Yine birisi içimiz Murat Gür, iyi programlar diyor, iyi yayınlar. Hayvancılık bitme noktasında yemler çok fiyatlandı ama diyor Tarım Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığımız acilen yeme el atsın çünkü dişi hayvanlar kesiliyor diyor. Bu konu da çok önemli. Bir de bu şimdi kış mevsimine girdiğimiz zaman yine de biz açık saha hayvancılığı yapan insanların da kıştan dolayı artık dam ve besiye yani şimdi Hüseyin daha Bey, giderleri artacak herhalde. Hüseyin yani Bey doğru söylüyorsunuz. Ağır kış şartlarıyla geçen özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde, Karadeniz bölgelerinde bunlar meraya dayalı hayvancılık yapmaya çalışıyorlar. Zaten bunlar olmasa var ya, o bölgelerimiz olmasa Türkiye'deki herhalde biz eti 2 misli 3 misli yeriz. Çünkü onlar ciddi anlamda gayret ediyorlar hem koyun, kuzu hem de büyük hayvan besi. Şimdi bakıyoruz Bursa'ya, İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e hep Doğu ve Güneydoğu'dan geliyor. Ama şöyle tabii burada bizim acilen
Şunu söylemek gerekirse bir acil, bir orta, bir de uzun vadeli. Yani kısa, orta ve uzun vadeli bir hayvancılık planımız olmalı, tarım planımız olmalı. Şimdi gerçekten nüfusumuz artıyor. Biz zaman zaman sizle yaptığımız seminer panellerde aldığımız ortalamalar var. Fransa'da 44 kilo fert başına yıllık kırmızı et düşüyor. Ama ülkemizde 13-14 kilo. Şimdi buna değineceğiz ama hattımızda yine izleyicimizi sanırım bağlayabileceğiz. Süleyman Altınyüzük Adana'dan arıyor. Süleyman Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Süleyman Bey, yanınızda televizyon açık. Alo, sesimi alıyorsunuz değil mi hocam? Alıyoruz, alıyoruz. Buyurun. Hocam ben Seyhan bölgesinden arıyorum, Adana'dan. Evet. Ya bu bizim meramız yıllardır işgal altında. Evet, buyurun. Biz bu konuyla alakalı yıllardır uğraşıyoruz ama bu konuyla alakalı hiçbir çözüme ulaşamadık. Sayın Valimizle de görüştük, il müdürümüzle de görüştük. Yani başvurmadığımız kurum da kuruluş kalmadı. Anakaya Mera 406 dönümü Anakaya Mera olarak geçiyor. Bu Seyhan bölgesinden arıyorsunuz. Evet, evet hocam. Mıntıkanız, yeriniz, köyünüz neresi? Köylüoğlu Mahallesi, Seyhan Adana diye geçiyor. Evet, Köylüoğlu Mahallesi, Seyhan Adana'dan evet. Arıyorsunuz. Mera evet. Probleminiz var. Bu mera probleminizi böyle kısaca açar mısınız? Ya işte söylediğim gibi köy muhtarı ve ailesi tarafından ekiliyor, yakınları tarafından ekiliyor. Bu işgal altında yıllardır, yaklaşık 30 yıldır ekiliyor diyorsunuz. Mera. Zaten bunun 185 dönümüne kapılandırılmış illegal bir şekilde. O yüzden bunu bir türlü ayıramıyorlar. Toplulaştırmayla mahkemelik, mera tapuyla mahkemelik. Yani biz bu konuyla alakalı yıllardır uğraşıyoruz, çabalıyoruz. İl müdürümüzün yanına da gittik, sayın valimizin yanına da gittik. Mera müdürünün yanına da gittik. Yani gitmedik, kurumla kuruluş bırakmadık. Dilekçelerimizle de şikayetlerimizle arz ettik. Gerekli kurumlara bildirdik. Ama hiçbir netice alamıyoruz. Süleyman Bey, şimdi böylelikle bütün yetkililere sesinizi biz ulaştırmış olduk. Evet. Sanırım yetkililer size özellikle bu konuda biraz daha evet. Sesinizi duyarak daha gür sesle buradan ifade ettiniz. Hocam biz de zaten bunu ümit ederek sizi arıyoruz. Yani sesimizi duyurmak istiyoruz. Buradan Tarım İl Müdürümüze de sesleniyorum. Tekrardan valimize de, sayın valimize de sesleniyorum. Özellikle Tarım Bakanımıza sesleniyorum. Bu konuyla evet. Alakalı çok mağdur durumdayız. Bakın devlet su işlerinin tepeleri var. 14 metrelik alanları var. Bunlar da sürülüyor. Arazi yapılıyor. Bölgemizde hayvancılık bitirildi yani. Yaklaşık 2000-3000 baş hayvan varken şu anda arasanız toplamda 700 baş anca var. Çok teşekkür ediyoruz yani. Süleyman Bey. Biz de bu akşam özellikle bu konuyu ele aldık. Evet. Mera'ya dayalı bir hayvancılık. Tam isabet evet. Oldu. Kolaylıklar evet. Diliyorum, başarılar diliyorum. Çok sağ olun. İyi çok akşamlar. Sağ olun hocam. Ben de sağ olun. Programlar dilerim. Teşekkür sağ olun, ederim. İyi akşamlar. Evet, Süleyman Bey'in gerçekten Seyhan bölgesinden arıyor, Adana'dan. Bu dediği gerçekten doğru. Son dönemlerde gerçekten meralar kaybolunca... Şimdi bu aslında büyükşehir, bütün şehir yasasıyla beraber meralar büyük şehirlerin sınırları içerisinde kaldı. Gerek sanayiler, gerek tarım dışı arazi olarak kullanma gayretleri, imar çalışmaları... Meralar üzerinde çok ciddi baskı oluşturdu. Bir tarafta devlet meraları ıslah edip sayılarını artıralım, bunu kullanacak olan köylünün veya hayvan yetiştiricilerinin ihtiyaçlarını karşılayalım diye çaba sarf ederken, var olan mera vasıflı arazilerin kaybedilmesi acı veriyor. Eğer biz meralarımıza sahip çıkamaz, meralarımızı sanayi sitelerine veya konut alanlarına kaptırırsak
gerçekten hayvancılık yapma kararını verdiğimizde de bu defa nitelikli arazi bulmakta zorlanacağız. Mera köylünün kamusal alanı. Yani bu mera şimdinin değil, mera asırlardan beri tahsisli alanlardır. Kamuya, insanlığa açık alanlardır. Muhtemelen uzun yıllardan beri telefona bağlanan vatandaşımızın da dediği gibi bir sorun var. Merayı eğer hakkı olmayan insanların bir şekilde çevirip kullanmaya çalışması büyük çoğunluk tarafından kabul, elbette kabul edilmeyecektir. Çünkü ora toplum amaçlı alanlardır. Burada idari veya hukuki sorunlar vardır. Elbette ilin valisi, ilin mülkü yöneticileri bu konuya el atarak bir an önce vatandaşlar arasında da sorun teşkil etmeden çözümlenmesi lazım. Yani uzun vadeye bırakmamak lazım. Hem uzun vadeye bıraktığınız zaman insanlar arasında problemler derinleşiyor, çok ciddi sorunlar oluyor, hem de araziyi kaybediyorsunuz. Şu anda bizim, demin de sizin ifade ettiğiniz gibi, bizim acilen ama kararlı, böyle her bakan değişiminde, her bürokrat değişikliğinde değişmeyecek partilerimizin de bir, hadi moda deyimle ulusal eylem planları deniyor ya böyle. İşte eskiden 5. yıllık kalkınma planı, işte böyle kalkınma planlarıyla Türkiye'nin geleceği planlardı. Böyle eylem planı olacaksa da bile tarımda uzun vadeli planlarla bu işi götürebiliriz. Aksi takdirde şimdi yarın bu, daha kötü olacak. Bu söylediklerimizi sanırım hayvancı kardeşlerimizin, izleyicilerimizden kabul görüyor. Merhabalar diyor, iyi yayınlar diyor. Uzun bir zaman sonra diyor, uzun bir dönemden sonra diyor. İlk defa diyor, güzel bir konuya temas ediyorsunuz. Yani biz bu zamana kadar... Yok, televizyonlarda diyor, ilk defa güzel bir konuya temas ediyorsunuz. Çünkü diyor, aç kalacağız diyor izleyicimiz. Mera'ya dayalı bir hayvancılık olmazsa, üretime dayalı bir hayvancılık olmazsa diyor, hazıra kalırsak diyor aç kalacağız izleyicimiz. Bizi kutluyor buradan. Çünkü gerçekten bugün baktığımız zaman Türkiye'de hayvancılık politikamızda yanlışlık var. Yani sizin de dediğiniz gibi ırk seçiminde yanlışlık var. Hayvancılık yapılış modelinde yanlışlık var. Çünkü bugün geçmişte gerçekten Tarım Bakanlığı çok güzel bir tespit yapmıştı. Havza bazlı tarım ve hayvancılık. Gerçekten havza bazlı tarım ve hayvancılık güzel bir modeldi. Ama burada özellikle ekilen yem bitkileri ya da ekim konusu o havzaya göre seçilecekti. Artı seçilecek hayvan, yani ne yapacaksınız? O havzada besim yapacaksınız, o havzada süt mü yapacaksınız? Seçeceğiniz ırk da çok önemli. Siz programın başında söylediniz. İthal ırklar, son dönemlerde ithal gelen etler, ithal gelen gıdalar, ithal gelen canlı hayvanlar, demin ifade etmiştiniz, müthiş derecede yarın ileride bizim genetiğimizi ya da hastalık noktasında, insanların hastalık noktasında bizleri belki rahatsız edeceğini ifade ettiniz. Ben de katılıyorum çünkü şimdi bakın çok önemli bir şeyden bahsedeyim. Bu deli dana diye izleyicilerimiz bilir. BSE diye bir hastalığımız var. Bunun kuluçka süresi 20 yıl ortalama. Bu işte özellikle beyne yerleşiyor bu virüs. İnsanları yatağa mahkum hale getiriyor. Ama kuluçka süresi 20 yıl. Ya biz habire ithal ediyoruz. Habire ithal ediyoruz. Ya geçmişte biliyorsunuz Fransa'da, özellikle Almanya'da deli dana yüzünden etlerini ithal edemediler. Hayvanlarını ithal edemediler. İtlaf ettiler. Evet, itlaf ettiler. Öldürdüler Fransa'da, İngiltere'de. Evet. Şimdi bugün bakıyoruz, Avrupa'dan biz habire hayvan getiriyoruz. Peki veteriner hekimler hayvan ithalatında gidip o ülkelere ithal edilen yerlerde hayvanları görüp değerlendirip fiziksel laboratuvar bir değerlendirme yapıp onay veriyorlar mı? Şimdi
Hüseyin Bey, biz hatırlarsınız 2017'nin Nisan ayında bir program yapmıştık. O zaman sanırım, tam yanlış da söylemeyeyim ama 18 Nisan'dan sonraydı. Biz burada ikimiz de aynı şeyi söylemiştik. 0.5 sent et ucuz olsun diye, et ucuz olsun diye ithal gelen et, ithalatçılar bir lobi yapmıştı bakanlığımıza. Resmi görevlendirilen veteriner hekimleri iptal etmişti bakanlık bir yazıyla, bir tamimle, bir genelgeyle. Şimdi bugün biz o zaman feryat etmiştik. Demiştik ki resmi kontroller olmalı, olmazsa olmaz. Çünkü sağlık çok önemli. Ama bugün maalesef haklı olduğumuz, keşke haklılığımız çıkmasaydı da resmi veteriner hekimler olsaydı, halk sağlığı şarbonla özellikle tehdit edilmeseydi. Ya biz herhalde televizyon programları içerisinde bu konuyu dillendiren belki de tek, ondan sonra da çok fazla temas edilmedi bu konuya. Oysa biz hem insanın sağlığı, hem gıdanın güvenilirliği, gıdanın sağlığı, bu programda bunu konuşuyoruz. Bunu öne çıkartıyoruz. Olması gereken de bu. Bunu konuştuğumuz zaman üreticinin de sağlığı korunmuş oluyor, tüketicinin de sağlığı korunmuş oluyor. Bu işin ekonomik tarafı var, toplumsal tarafı var. Bunlar da korunmuş oluyor aslında. Sağlıkçılar politik kaygılardan uzak konuşurlar. Biz dilimizi, konuştuklarımızı, kontrolümüzü yaparak konuşuyoruz. Yersiz cümleler kurmamaya çalışıyoruz. Panik yaratacak, insanları öfkelendirecek, endişe ettirecek, gıdadan uzaklaştıracak yorumlara girmiyoruz. Ancak bu özellikle dışarıdan alınan gıdaların, canlı veya cansız et ve et ürünlerinin mutlaka yerinde denetlenmesi lazım. Taşıma araçlarının güvenli olması lazım. Stoklanan araçların güvenli, yerlerin güvenli olması ve bu zincirin de sağlıklı. Yani tüketiciye, soframıza gelene kadar bu zincirin sağlıklı olması lazım. Ama biz hala şu karardayız ki yerli vatandaşlarımızın üreteceği, Türkiye'de hangi bölgede olursa olsun bölge özelliklerini de muhafaza ederek bu yağışlardan, bu iklimden, bu yağmurdan, bu topraktan, bu gölden, bu akarsudan, bu yulaftan, bu arpadan, samandan, ottan, yoncadan beslensin hayvan, insanlarımız sağlıklı olsunlar. Genetik yapımız bozulur. Hassasiyetlerimiz, hastalıklara karşı dirençlerimiz azalır. Şehir efsanesine dönen bir sürü dedikodu var. Halkımız, vatandaşlarımız endişe ediyor. Yani güvenin, yediğimiz gıdanın, sunulan gıdanın güvensiz olması halkta çok ciddi kaygılara neden oluyor. Bunların üzerine de sorumsuzca açıklamalar yapan kamuoyunda bilinen yüzler olunca gerçekten ciddi rahatsızlıklar oluyor. Bizim derdimiz insanlar sağlıklı gıda yesinler. Şimdi tabii birinci bölümümüz, programımız çok hızlı geçti. Birinci bölümümüzün sonuna yaklaştık ama bir izleyicimizin hem selamı var hem iyi yayınlar diliyor. Fehmi Sarıkaya çok güzel bir konuya temas ediyor. Hayvancılık diyor, merayla ayakta duruyor. Bizim arazimiz karayolları önceden alt ve üst geçit yapmadı diyor. Karayolları arazimizi böldü diyor. Alttan üst tarafa, üstten alt tarafa hayvan geçiremiyoruz. Dolayısıyla merayı kullanamıyoruz. Bu planlamalar yapılırken, özellikle hızlı tren, otoyollar yapılırken diyor, o bölgede yaşayan köylüler ve hayvancılar düşünülmedi diyor. Şimdi hızlı tren de geçecek diyor, hiç kullanamayacağız. Lütfen kurumlar arasında iletişim olsun. Bu yatırımlar yapılırken köylüler ve hayvan sahipleri, hatta bak bu çok önemli, benim çok hoşuma gitti Hüseyin Bey, yaban hayvanlarını da düşünsünler diyor Fehmi Sarıkaya. Buradan kendilerine teşekkür ediyoruz. Evet izleyicilerimiz, sizin dertlerinize derman olmaya çalışıyoruz. İkinci bölümde yine birlikte olacağız. Kısa bir reklam arası.